Herkese merhabalar. Satranç okulu veya satranç dersleri diye arattığınızda YouTube'da 500'ün üzerinde videoya ulaşabilirsiniz. Ve elbette abone olursanız önünüze videolar daha rahat bir şekilde düşecektir. Gelin bugünkü videomuza. Bugün İran Prensi Ali Rıza Firuja'nın bir oyununa bakacağız. İran Prensi dedik gerçi ama şimdi artık Fransız vatandaşı oldu ve dünya şampiyonluğu yolunda emin adımlarla ilerliyor. Henüz 12 yaşındayken İran şampiyon oldu. Bakın, yaş gruplarında değil, büyüklerde İran şampiyon oldu. 14 yaşında büyük usta oldu. 16 yaşında 2700 Elo'ya sahip oldu. Ve geçenlerde biten Grand Swiss turnuvasında Caruana'nın, Vashia Lagrav'ın ve diğer devlerin önünde birinci olarak bir sonraki adaylar turnuvasına katılmaya hak kazandı. Orada 8 oyuncu oynayacak. Kapalı bir turnuva. Birinci olan dünya şampiyonuyla maç yapacak. Artık Nipomnişi mi olur, yine Carlsen mi olur bilemiyorum ama Ali Rıza artık çok ciddi bir aday dünya şampiyonluğu için. Hadi gelin bakalım Ali Rıza'nın oyununu görelim. Nedir bu Ali Rıza'nın stili? Carlsen'i veya Nipomnişi'yi nasıl tehdit edebilir? Tahtlarından nasıl indirebilir? Görelim. 2 sene önce oynanmış bir oyun. Rakip çok güçlü değil ama stili hakkında fikir verecek bir oyun. Ali Rıza E4 sürerek başlıyor. Rakibi C5'te Sicilya savunmasına giriyor. At F3, D6, at C3, A6, G3. Henüz Ali Rıza D4 yaparak açık devam yoluna girmedi. Ama siyahlar B5 yapıp gelişimi ihmal edince, bakın siyahların son 4 hamlesi de piyon hamlesiydi. Şimdi Ali Rıza Paul Murphy prensiplerine göre gelişim üstüne sahipken konumu açmaya karar veriyor. C alır D4, at alır D4, fil B7, fil B2. Sicilya savunmasında zaman zaman şöyle yanlış bir düşünceye kapılabiliyor siyahlar. A6 B5 ile gelişimi ihmal edebileceğini düşünüyor. Evet, Neidorf varyantında var ve siyahlar pek çok zaman idare edebiliyor ama Ali Rıza rakibine iyi bir ders verme niyetinde. İzleyelim. Siyahlar at F6 yaptı. Rok E6'dan sonra normal bir devam yoluna dönüştü gibi. Ne olacak? Siyahlar fileye de oynayacak. Rok atacak. Çok bilindik konumlar. Ama Ali Rıza'nın itirazı var. Hem de çok basit bir hamleyle. Hamlesi kale E1 oynamak. Nedir bu hamle şimdi? Kale açık hatta gelmiyor. E1'e gitti, bir kare ilerledi. Bir fikrim var, bir tehditim var. Evet var. Siyahları felç ediyor aslında. Eğer siyahlar burada fil E7 ile o basit gelişim hamlesini yaparsa anında oyunu kaybeder. Bakın ne kadar sakin gözüküyor ama kaybediyor. Hamle E5 sürüşü. Bir tehdit hamlesi. Ne oldu peki? Fil alır G2 yaparsa, boştaki file fil alırsa E alır F6, ara hamle var. Ve F alır E7 istediği için taş kazanıyor. Nasıl mı? Fil alır F6, şah alır G2'den sonra sayın taşları göreceksiniz ki beyazlar bir at fazla. Diğer devam yolunda da D alır E5 yapsa da E5'e şimdi D alır E5 yapsa da o zaman fil alır B7, kaleyi isteyerek gelecek yine önde kalırdı. İşte kaleye bir hamlesi yüzünden siyahlar doğal gelişim hamlesini yapamıyor ve at FD7 yapıyor. Açılışta atla ikinci kez hamle yapıyor. Atını geri çekiyor. Bunlar kesinlikle iyiye işaret değil. Peki bundan nasıl yararlanacağız? Gelişim üstte olan taraf bu üstünlüğünden yararlanabilmek için saldırmalı. Kesinlikle bunu unutmayın. Zaman kullanılmadığı zaman boşa gider. Burada Ali Rıza hemen yönünü vezir kanına ve merkeze çeviriyor. A4'te bir tehdit yaptı. Evet, bu çok açık. A alır B5 yapmak istiyor. Şimdi içinizden tehditle cevap vermek geçiyor. Nasıl mı? Mesela B4 hamlesi. B4 yapınca atı kaçacak diye düşünüyorsunuz. Hemen ilk düşünce atı geriye nereye kaçayım diye düşünmek oluyor. Ama hamle burada at D5 ileri gidiyoruz. Fischer'in de bir oyunda gördüğümüz gibi, Tallin oyunlarında gördüğümüz gibi tipik bir at D5 ve Dalsicilya savunmasında mesele ne? Rakip şah ortada, gelişimde geri siyahlar ve bundan yararlanmanın en iyi yolu merkezdeki şaha saldırmaktır. At D5 hamlesi de bunu sağlar. Eğer almazsa siyahlar bu at siyahları felç eder durumda.
Peki alırsa ne olur? Aslında almamalı ama alırsa da pek parlak değil. E5'ten sonra E alır D5. Hani şu minik hamlesi var ya kalenin. Ne kadar etkili oluyor. Şimdi fil E7 kapatınca hop atlar rakip hedeflere yakın olmalı. Nasıl yükleniyor görüyorsunuz. Eğer siyahlar at E5 yaparsa taşı kaybetmemek için öteki türlü fili verecekti. At G7 şah yolculuk başladı şah D7. F8'e gitseydi de flaş altından sonra parlak bir gelecek beklemiyordu. Kale alır E5 gelirdi ikinci feda. D alır E5'e. Vezir G4 şah. Gümbür gümbür geliyor şah avı başladı. Şah C7. Vezir C4. Şah B6'ya çıksa buraya çıksa fil E3 vardı. Şah D7'ye gitti. Şimdi flaş 3. Şah D6. Fil E3. Ve vezir C5. Fil C5. At F5 gibi hamlere çare yok. Evet bu oynanmadı ama rakip B4 sürse başına kesinlikle böyle şeyler gelecekti. Merkezden Ali Rıza atını feda edecekti. Ama oyunda siyahlar B alır A4 hamlesini yapmış. B5 tehdit edince başka bir şey kalmadı zaten. Kale alır A4. Fil E7. Oyun artık vezir kanına döndü gibi beyazların kale hamlesiyle siyahlar da birazdan rok atacak gibi. Ama ne demiştik? Gelişim önde olan rakibi rahat bırakmamalı. Ali Rıza da o gençliğin verdiği hırsıyla olabildiğince en güçlü hamleleri bulmaya çalışıyor. Bu turnuvada ve diğer turnuvalarda fark ettiğimiz Ali Rıza'nın konumda heyecanı sürdürmek için, mücadeleyi sürdürmek için tüm enerjisini ve zamanını harcadığı ve bu da onun oyununu çok ilginç kılıyor. Sonuna kadar mücadele ediyor, hep kazanmaya çalışıyor. Bakalım ileride ne olacak merakla bekliyoruz, takip ediyoruz. Şimdi gelelim oyuna. Ali Rıza reklamlarından sonra kale B4'e fili tehdit ediyor yine Ali Rıza ve rakip de at C5 yapıyor. Bu doğal hamleyi yapıyor ve yine rahat gibi. Çünkü birazdan rok attığında kurtulacak bir hamleye kalmış durumda kurtuluşu. Ama Ali Rıza burada Kasparov'un yanılmıyorsam 92 yılında Şirov'da oynadığı oyunu hatırlatırcasına bir feda yapıyor. Özellikle ben chessgames.com sitesinden bu ilginç oyunları buluyorum. Bir kısmı zaten aklımda var ama siz de oradan aratabilirsiniz. Mesela Kasparov Shirov chessgames.com yazdığınızda büyük olasılıkla o oyun ilk sırada gelecektir. Merak edenler bakabilir. Şimdi at C5'e kale alır B7 yapıyor. Gökten düşen yıldırım. Nereden çıktı bu feda, kalite fedası? At alır B7. Ne oldu ki şahla ne alakası var bu fedan diyebilirsiniz. Ama tahta bir bütün, iyi bir satranççı tahtanın tüm bölgesinde oynamalı ve bağlantı kurabilmeli. Alekhine, Kasparov oyunlarında özellikle bunu çok görürüz. At alır B7'ye E5 sürüyor ve bir anda B7 atı istekte arkada kale boşta. Siyahlar da buna doğal olarak D5 yapıyor ve kapatıyor. Bakıyoruz bakıyoruz hala bir şey anlamadık. Beyazlar saçmalamış gibi gözüküyor. Kaleyi feda etti ve siyahlar da merkezi kapattı. Ne olabilir ki? Bu konuma döneceğiz. Ama önce bir D alır E5 hamlesine bakalım. D5'i merak ediyorsunuz. Acele etmeyelim. D alır E5 yapsa ne olur ki? Hem de atı isteyerek gelecek. Yani şöyle eğer fil B7 yaparsa E4 yapacak. Fil A8'e D alır C3 yapacak. Taş açısından hiç fena değil. Ama Ali Rıza'nın farklı bir planı, fedası var burada. Burada işte at alır E6 planlıyor. Üstelik vezirleri kesme pahasına vezir alır D1'e. At C7 ara şah. Şah D7'ye kale D1 şah C7 kurtuldu mu siyahlar? Yo hayır. Üstelik şu konumda, şu oyun sonu konumunda siyahlar net kale önde. Ama at D5 hamlesi var. İşkence başlıyor. Bu şah nereye gidecek? Nereye giderse gitsin. Atla şah var. Şah diye diye. At B6, şah E8'e. At alır A8 ve feda ettiği kaleyi alıyor. Dahası atağı da devam ediyor bu şekilde. Burada beyazların çok iyi oyunu var ve fil çiftiyle, D hattındaki baskıyla, fil E3 ile, B3, C4, C5 fikirleriyle beyazlar kazanç konumda. Neyse bu heyecanlıydı ama gelelim asıl hamleye. O daha da heyecanlı. Ne demiştik? Bir hatırlatma. Kale alır B7 patlattı kaleyi. At alır B7 E5 filin önünü açtı çaprazını. Biraz önce piyonla piyon alışına bakmıştık. Şimdi D5 ile burayı kapatırsa ne olur?
Bir videoyu durdurup bakın. Burada Ali Rıza harika bir hamle yapıyor. Üstelik bu hamlenin devamı da kolay değil ama bir şekilde oldurtuyor. Düşündüyseniz hamleyi gösteriyorum. Ali Rıza diyor ki duramam artık. Bu kadar feda yaptıktan sonra duramam. Al sana bir feda daha. Evet, ateşi iyice körüklüyor bu. Atılır debeş hamlesi. Yine de bakıyoruz, bir şey anlayamıyoruz. Ve oyunu bilmeme rağmen ne olacak? Bunu da aldı diyorum. E alır D5. E şimdi Ali Rıza net kale altta ne yapmaya çalışıyor bu çocuk? Henüz 16 yaşında bu oyunu oynarken at F5'e gitti. Tamam, bunu da gördük diyelim. At rakip hedeflere yakın olmalı falan filan çok söyleriz. E tamam da kale verdik kardeşim. Yani at F5'te bir at oraya gelince iş bitmiyor ki. Ve siyahlar da rok atıyor. Sabahtan beri söylediğimiz şeyi yaptı. Ve siyahlar rok attı. İşte şaşırtıcı olan bu. Ali Rıza'nın kaleyi gelirken, kaleyi feda ederken bunları hayal edebilmesi. Evet, rakibin reytingi çok yüksek değil ama ben Ali Rıza'nın performansına, yarattığı, yaptığı hamlere bakarım, yaratıcılığına bakarım. Evet, şimdi burada Ali Rıza yine çok şaşırtıcı. Fil alır D5'le devam ediyor. Zannedersiniz ki bir anda şahı mat edecek ama basit bir hamle yapıyor. Fil D5 ve B7'deki atı istiyor. Peki kale A7 ile korusa ne var? Şimdi artık geliyor Vezir G4. Sabahtan beri bunu hazırlıyordu. G7'den mat istiyor. Eğer siyahlar G6 yaparsa durmuyor. E6 hamlesini yapıyor. Vezir D5 alırsa hep buradan çatal var. Sonra da gelecek zannedersem. Bu fili alamaz. Filin dokunulmazlığı var. Eğer F alır E6 yaparsa at alır E7 şah, vezire 7, kale alır E6'dan sonra veziri istedi ve filin açarak şahı gelecek. Mesela ne olabilir? Veziri F7'ye gitti. Kale G6, aşk G6, vezir G6, hop fil F7 aldı, kaybetti. Dolayısıyla siyahların bu kadar taş aldıktan sonra atı koruma lüksü yok. Fil C5 oynuyor. Diyor ki zaten sen diyor atı alırsan arkadan ben de vezirleri değişirim. Zaten kale öndeydim. Ama Ali Rıza yine sert bir hamle yapıyor. B4 ile fili B4'e çekmeye çalışıyor. Çünkü fil B4 yapınca vezir G4 gelecek. Fili ve matı isteyecek. Rakibi fil B6 kaçmış. Ve beklenen şarkı vezir G4 hamlesi. G7'den piyon istiyor. Rahmetli Atış Ülker'in, eski Türkiye şampiyonlarından. Ateş Ülker'in meşhur lafıdır. Beklenen şarkı geldi. Vezir G4 ve mat isteyince G6 tek hamle. Şimdi Ali Rıza yine E6 ile ilerliyor. Fili alırsa atla çatal var. Biraz önce söylemiştim. Filin dokunulmazlığı var. Dinamik satranç. Ve bu arada ihtiyaç olmuyor ama bu fil de buradan devreye girebilir B4 sürüşüyle. Vezir F6 yapıyor. Ne yapabilirdi ki? Biraz önceki gibi F alır E6 yapsak, kale alır E6'dan sonra çare yok, açarak şahlara ve E6, vezir F6'dan sonra savunmaya çalışıyor. E7, kale E8'e şimdi bitirici darbeyi vuruyor. Fil alır F7 şah ve terk. Neden terk? Vezir F7'ye bir kez ataş altı şah var. Çatal var, mata da gider. Şah F7'ye de vezir C4, veziri kapatmak tek hamle, vezir alır E6, mat var. Umarım oyunu beğenmişsinizdir. Beğeninizi esirgemezseniz, abone olursanız bu tür videolara daha rahatlıkla ulaşmış olursunuz. Yolun açık olsun Ali Rıza diyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler.